Merhaba, bugün teknik analiz neden önemli? Onu anlatacağım kısa size. İnternette borsa ile şirket haberleri konusunda araştırma yaparken yorumlar kısmında bir arkadaşımızın yazdığı bir yorumu gördüm. Bunu göstereceğim şimdi size. Katmercilerle ilgili, katmerciler şirketiyle ilgili bir haber vardı burada. Bunun altında bir arkadaşın burada ismi yazıyor ama soy ismi yazmadığı için silmeden gösteriyorum. Bir arkadaşın 150 bin TL zarar ettiğini görüyoruz. Her şeyini satmış. Şirketler bu tür oyunlar yapabiliyor maalesef. Bu tür oyunları ama fiyat grafikler üstünden görmeniz daha kolay oluyor. Diğer biri de tekrar bu şirket hakkında başka bir şeyler yazmış. Bunlar olabiliyor tabii. Olmasını istemiyor insan ama şirketler böyle manipülasyonlar yapabiliyor. Bunu ama arkadaşımız bu yorumu 24 Haziran 2019'da yazmış. Tahmin etmeye çalışalım nerede yazdığını. Şurası günlük grafik 24 Haziran şu civarlar. Belki bir arada olmuş olabilir ya da daha önceden almış olabilir. Biraz grafiği geriye geldiğimizde grafiğe baktığımızda grafik üstünde zaten uzun dönem hatta 1,5 2 senedir şirketin fiyatlarının aşağı indiğini görüyoruz. Bu bize zaten hemen tehlike sinyallerini çaktırması lazım. Böyle bir şirketi almak zaten mantıklı bir şey değil. Çünkü fiyat üstünde görüyoruz, grafik üstünde görüyoruz bunu. Bundan dolayı teknik analiz çok önemli. Şirketler kendi içlerinde finansal tablolar üstünde değişiklikler yaptıktan sonra tekrar piyasada başka işlemler yapabilirler. Bunu piyasaya geç duyururlar ya da duyurmazlar. Ama bütün bilgi fiyat üstünde yansımıştır zaten. Örneğin fiyata bakılmış olsa, teknik analiz kullanılmış olsa belki arkadaşımız burada gördüğünüz gibi aşağı gidiyor. Uzun zamandır aşağı gidiyor. Trend aşağı yönlü. 150 bin TL zarar etmeyecekti. Bunu önlemek için borsa kursu vermeye başladım. Haftada iki kez. Kursun içerikleri şöyle. Bu tür olayları herkesin yaşamaması için teknik analizin ne kadar önemli olduğunu örnekte de görmüş oldunuz. Teknik analiz konusunda kurs almak istiyorsanız uzaktan erişimli kursumuz vardır. Ne öğrenirsiniz bu kursta? Borsaya giriş, borsanın psikolojisini, chart çeşitlerini, grafik çeşitlerini, biraz önce gördüğünüz grafik çeşitlerini, bunlar nasıl kullanılır? Klasik analiz nasıl yapılır? Bazı borsacılar hiçbir indikatör kullanmadan analiz yapıyorlar. Bu da klasik analiz oluyor. Onu da göstereceğim. Destek ve direnç noktaları çok önemli. Çünkü destek ve direnç noktalarına göre risklerinizi belirliyorsunuz. Kaç tür destek ve direnç vardır? Nasıl belirlersiniz? Riskinizi nasıl belirlersiniz? Trend çizgisi nedir? Hangi türler trendi belirler? Trend yönü neden önemlidir? Doğu teorisi. Chart formasyonlarını göstereceğim. Genel olarak ayı ve boğa piyasası nedir? Nasıl belirleriz? Borsada emir türleri. Risk yönetimi. Riskinizi nasıl azaltırsınız? Borsada disiplin ve organize olmanın ne kadar önemli olduğu. Bu konuları anlatacağım. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz bana e-mail adresimden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.